Twitter'da da geçen gün yayında da bahsetmiştik. Dün akşam tweet atmıştım. Derdi şuraya dokunmak diye 31-150'ye dokundu. 31-237 diye tam rakam verdim ama biraz sekte o. 31-140'a dokunmuş. Buraya da Dertleri buydu. FIBO 78'e denk geliyor o. ABCD dersek Kanal tepesine gidecek böyle 28 Haziran'a kadar pazartesiye kadar yani böyle yandan yandan şu an yükselişe giriyoruz birkaç gün önceki e, yayında da yine Twitter'da da, yayında da şeyden bahsetmiştim şu içi bulutu muhabbetinden hani şuradan geçer temiz grafik alalım temiz yok şuradan geçer normalde herkes onu bekliyor olması gereken o ama bunu herkes bildiği için artık onu yapmıyorlar. Getiriyorlar böyle ondan sonra damplayıp geçmeyeceği yerden geçiriyorlar. Yani Gayretullah savaş açmışlar. Grafikleri eğip büküyorlar artık demiştim. Onu yapıyorlar zaten şu anda. Fiyat o zamanlar buralarda bir yerdeydi şuralarda neydi? Buraya gelir. Buradan yam olur. Şöyle de bir V yapmış olur diyordum. Şu an onu yapıyor. Şuradan şöyle hiç geçmemesi gereken geçemeyecek bir yerde için içinden geçirecekler. Görünen o. Düşüşü kırdık kırıyoruz yine şu son düşüşü zaten yani şu düşüş yine şey yani hikaye son bir e, likide etme olayıydı çünkü buradan böyle gidiyordu gitmesi gerekiyordu ama ne yaptılar böyle botlarla fiyatı indirdiler 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 hani e, kaçınız alabiliyor kaçınız da para kaldı genelde insan psikolojisi oğlun girme üstüne hani istediğin kadar bağır, çağır, parçalı gir falan filan onu yapma. 100 bin doların var 10 bin dolarına gir. Eee ne anladım ben yani işte. 10 bin dolarla girdin atıyorum 30 bin de bitcoin'e şak diye çıktı 45 bine e, ee o saatten sonra giremeyeceksin o 90 bin doları zaten 10 bin dolarla içeride olacaksın e yemişim öyle karı deyip şak diye 90 bin doları burada girer insanlar burada girerler öyle yani bu iş o yüzden herkes kaybediyor ya çünkü senin zamanın yok onların var zamanı sana para bir an önce lazım sana kar bir an önce lazım o adamların öyle bir derdi yok o yüzden şu harekette şurayı kırıp gidecekti. Aa, botlarla indirdiler. Şuralarda girenleri yine likide ettiler. Zararına sattırdılar. Bir şeyler yaptırdılar. Bu dipte açanları bir daha likide ettiler. Kimse kalmadı. E ben varım ama. Ben de varım. Hani base'de işte long'dayım gene. Ama yine likide etti mi? Etti. Artı senin olmuş olman bir şey ifade etmiyor. Kimse kalmadı derken senden bahsetmiyorum sen ben. Dünya bu evrende nasıl mikrop kadar yer kaplamıyorsa sen de bu hacimlerde mikrop kadar yer kaplamıyorsun. Senin burada 300 dolarla, 500 dolarla, 1000 dolarla açtığın pozisyon pozisyon değil. Ona verirler sana paranı. Vermek isteyeceğin zaman onu dert etme onu. Konu, konu sen değilsin burada. Burada kimse kalmadı derken adam burada 1 milyon dolarlık long açıyor ya da 5 milyon dolarlık long açıyor. Onu alma değerinde bu, bu 1 milyon dolarla açtı long bu buradan böyle giderse herife 50 milyon dolar para vermesi gerekecek. Hani ona 50 milyon dolar vereceğine sana 300 dolar verir. Ya ben burada açtım ama 300 dolarlık long ya verirsen onu o herif burada 1 milyon dolarlık long açarsan bok verir sana o para. Paramı dağıtıyoruz burada. Daha önce yaptılar birisine. 6 bin dolardan yukarı doğru kırıyor adam 20 milyon dolar long açtılar dakikasında iki ettiler herifi. Parası olan adamı likit etmiyor. Bak tam onun lafın üstüne şimdi 20 milyon dolarlık herif long açtı 20x 400 milyon dolarlık pozisyon açtı. Şak diye likit ettiler. Para göndertmediler adama. Yani nereye likit edemeyim. Eder isterse hiç merak etme sen Yani ona hani hepsi birbirine bağlantılı da başka konu şey yani neyse Bitcoin şu an bu şekilde bu gidiyor görünen likit edeceğini etti şu bölgeyi kıracak işte şimdi burayı 32 600'ü hep gördüm ya 46 sonra 36 filan diye şimdi 32'ye kadar indirdiler o şeyi ortalamayı şunun üstüne çıktığında artık trend yani şu düşüş trendi yavaş yavaş dönüyor oluyor. Buranın altına zaten getirmeleri çok zor. Michael'ın ortalaması 28-29'a çıktı. Ortalama düşürür. Yani düşürüyor. ya nereye düşüyor? 100 bin bitcoin'in ortalamasını? 100 bin bitcoin'in ortalaması herifin 28-29 bine çıkmış durumda. 28'de alsa bitcoin ortalama düşürmüş olmuyor. Hala aynı fiyatını almış oluyor. Onun ortalama düşürebilmesi için fiyatın 10 bin dolarla frenilmesi lazım ki Burayı aşağı kırarsa zaten 10 bin dolara gider o. 20-25 de durmaz bu Bitcoin. Şimdi yavaş yavaş böyle 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 yapa yapa gidecekler. Görünen o. Altcoin'leri istedikleri noktalara hemen hemen getirdiler zaten. Ethereum'u az önce tweet'ini attım. Üçlü dibini yaptı. BTC Pair'de çaktılar zaten buraya kadar. Bitcoin çok sert hareket ederse Ethereum'u BTC Pair'de biraz daha çakıp tam rayına oturacaklar. Az önce onu da tweet'ine attım. Yani direkt BTC hareketine bağladılar olayı. yeterimden çıktı artık. BTC döndürdüler muhabbeti gene. BTC bir tur daha götürecekler. Altları dolarda bir tur daha götürüp BTC de bir tur daha ezecekler altları. Görünen o şu an için. Ve yani çok fake attılar. Bir dünya şeyde. İşte ve işte mesela çok acayip bir sıfırlanma fake'i var. Hani buradan aşağı düşersem sıfırlanacağım. ve buyur sıfırlar o sıfırlanabiliyorsan. BTC'de keza öyle. Tek bir tehlikesi var. Hala satmıyorsunuz. <laughs> o nokta. Hani bu bir savaş diyoruz ya. Senle e, borsalar arasında kim pes edecek? Sen mi onlar mı? Mevzu bu. Yani onda şey etmenin tek yolu başa çıkabilmenin tek yolu trade rate değil. Sabır. başta da dediğim gibi adamların zamansal pek bir kaygısı yok. Zamansal kaygılar heriflerin sadece grafikten geliyor ama grafiği de uzatabiliyorlar gördüğünüz üzere. Ama senin zamansal bir kaygın var. Zaman geçiyor. Yaşın ilerliyor. Senin de benim de. Adamların para gibi derdi yoksa denizler parayı yönetiyor. O yüzden evimi alayım, arabamı alayım derdi. Hala hazırda var zaten heriflerde onlar. Sende yok senin geleceğe dair ekonomik beklentilerin var ve zaman geçiyor. O yüzden senin bekleyebilme sabrın giderek düşüyor. Ve giderek panik yapmaya başlıyorsun. Orada hani ne kadar dayanabileceğin mevzu ona geliyor. O ne kadar dayanma noktası da işte mevzu benim dediklerimi ne kadar anlayabildiğine göre değişiyor o da.